Evet, bu haftaya konser skandalları damgasını vurmaya devam ediyor. Bir isim daha var ki o da Yıldız Tilbe. Sözlü bir tacize uğruyor konser esnasında ve izleyicisiyle bakın nasıl tartışıyor. Buyursunlar. Yıldız Tilbe Harbiye'yi fena salladı. Hem dansıyla... Hem şarkılarıyla hem de hayranıyla tartışmasıyla. Bak seni çıkarırım buraya, eteğini çıkarırım. Yıldız Tilbe gündeme bomba gibi düştü. Sahnelerin güçlü sesi Yıldız Tilbe önceki akşam Harbiye'de sevenleriyle buluştu. Dillere pelesenk olan şarkılarını seslendiren Yıldız Tilbe seyircileri mest etti. Artık klasikleşen çılgın dansıyla Harbiye'yi coşturdu çılgın şarkıcı. Tilbe'ye konser sırasında sözlü sataşma. Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyen Tilbe bir ara kadın hayranından gelen eteğini çıkar sözüyle neye uğradığını şaşırdı. Yıldız eteğini çıkar. Bana diyor ki eteğini çıkar. Sahneye yeşil ip detaylı bir elbiseyle çıkan Tilbe kendisine eteğini çıkar diyen hayranına seni buraya çıkartır eteğini de çıkartırım diyerek tepki gösterdi. Bak seni çıkarırım buraya eteğini çıkarırım. Seyircilerin de desteğini alan Tilbe hayranına önce sen çıkar sonra ben çıkarırım dedi. Önce sen yap ben göreyim belki yaparım. Oh ne güzel söyledi bak. Ve sonunda kendisine eteğini çıkar diyen hayranını dediğine demediğine pişman etti ünlü sanatçı. Böyle bir şey var yani mı ya sahnede? Yani şimdi izliyorum, hayretler içerisindeyim. Ve bu eteğini çıkar diye bağıran, seslenen kişi de yine bir kadın. Evet, şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Yıldız Tilbe'ye her ne kadar bu hayvanlarla ilgili yapmış olduğu söylemlerden ötürü kızmış olsam da şu an bu sahnedeki görmüş olduğum manzara ve o izleyicinin hadsizliği karşısında inanın Yıldız Tilbe adına üzüldüm. Yani daha doğrusu sanat ve sanatçı adına üzüldüm. Ya ne oluyoruz ya bu sahnelerde? Yok telefon atmalar, yok efendim eteğini çıkarmalar. Sahnede şarkı söyleyen bir hanımefendiye eteğini çıkart ne demek ya? Ne demektir kardeşim? Ya, ve o sırada da video çekiyor. Ve bunu yapan yine bir kadın. Ve niçin bu kadınlar birbirlerine karşı bir kadın bir kadının düşmanı olabiliyor, bunu anlamıyorum. Kaldı ki zaten toplumda baktığımız zaman kadının kendisine yer edinmesi için vermiş olduğu mücadelelere, savaşa bak, erkek egomanyasında yaşadığımız bir toplumda. Aynen, bir de evet. Bir kadın bir kadına eteğini çıkar diyor. Ne kardeşim, burası striptizci yeri mi, dükkanı mı? Ne orası ya? Burası sebep sen. Olan kişi Yıldız Tilbe. Neden? Ne yaptı kadın ki? Şarkılarını söylüyor. Ne yapmış olabilir ki Yıldız ne Tilbe yaptı? Bilal Bey? Ne yaptı? Gidiyor, bunu kaldırıyor, böyle çıkarıyor. Altında mavi sütlerini görüyoruz. Burada yok ama aynı bu sahnede yapıyor onu. Ondan sonra üzerindeki o büstiyer mi diyorsunuz siz ona? Onu ters çeviriyor, böyle giyiyor, böyle giyiyor, böyle giyiyor. Tamam, kadın da oradan bağırıyor. Yapmış. Eteğini de çıkar diyor kadın da oradan. Tamam, bence o yani. Bence ama hiç o. Kimse bana sahneden altına eteğini çıkardı diyemez yani. Tabii yanlış. Bu hakaret değil mi ya? Ben onu öyle yaptım diye bana bunu izleyicinin bunu söylemesini gerektirmez, ya söyleyemez. Ya bunu Gülşen'e bile söylemiyorlar. Yine Yıldız Tilbe'ye söylüyorlar. Çünkü buna o sebep oluyor. Deli deli hareketler yapıyor. Çılgın çılgın hareketler yapıyor sahne. Yani şimdi, orasını çıkarıyor, burasını çıkarıyor. Bunlar sana birisi sahnedeyken böyle bir şey söylese ne yaparsın? Ben daha fecisini yaparım. Ne yapacaksın yani mesela burası, böyle bir durumda izleyicin sana diyor ki sahneden eteğini çıkar diyor. Çok daha ağır konuşabilirim. Yani ağır konuşmak. Yani, bilmiyorum. Yani Pınar'a ben demezler. Böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ama ben son dönemde yani ben en son sahnemi 15 yıl önce yapmıştım diyeyim. Ben böyle şeyler görmedim, böyle şeyler yaşamadım. Bakın zaten. Eskiden sanatçıya saygı duyulurdu. Ya ben bilirim, benim kapımın önünde insanlar aşağı ineceğim, arabama bineceğim, beni görmek için saatlerce apartman kapısının önünde beklerlerdi. Ama şimdi sanatçıların arkasından küfrediliyor ya. Öyle yapılıyor. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Küçümsüyorlar. Sahnede izmaritler, telefonlar, şişeler fırlatıyorlar sanatçılara. Üstelik konserlerine gidip bunu yapıyor. Yani para veriyor. Konser bileti alıyor. Ben gidiyor. Elinde o videoyu çekmek için o video hırsıyla
o video, o like alma hırsıyla sanatçıyı orada hakaret ediyor. Bir de üstüne taciz ediyor. Bir de elinde ne varsa artık sanatçıya fırlatıyorlar. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Yıldız, bu hafta Silve'ye, verdiğimiz kaçıncı bak, haber? Bence Yıldız Tilbe'ye bu saydıkların hiçbirini yapmazlar. Çünkü Yıldız Tilbe'nin seyircisi ona çok sadık ve onu gerçekten içten seviyor. Burada bu kadının bu söylemde bulunmasının sebebi de tekrar söylüyorum Yıldız Tilbe'dir. Yıldız Tilbe'nin hareketleri mi? Tabii Yıldız Tilbe'nin üzerindeki büstiyeli çıkarması, çekiştirmesi. Ben onu görmedim burada öyle bir şeyi yaptığını. Yani var, sosyal medyada var. Öyle mi? Var tabii. Ama Yıldız Tilbe her zaman marjinal bir kadındır. Öyle giyim kuşam iddiası yoktur ki, o sesiyle var. O da dinleyicisi de onun sesine bakacağım geliyor. Ya. Yani ne giymiş, ne yapmış, ne kadar giyinmiş, giyinmemiş tartışmıyorlar yani. Yıldız Tilbe de öyle yaptığı için o kadın da cesaret bulup onu söylüyor. Altındakini de çıkar, eteğini de çıkar diyor. Yıldız da ona zaten espriyle gel burada seninkini de çıkarayım falan. Yani Yıldız Tilbe kedisinin tüylerini boyayan bir kadın ya. Onu sosyal medyada paylaşan bir kadın. Yıldız Tilbe ilk defa böyle bir çılgınlık yapmıyor ki. Yıldız Tilbe bir paçası uzun, bir paçası kısa şort giyiyor, sahneye çıkıyor. Altına kırmızı çoraplar giyiyor diz kapağına kadar. Ama bir öyle izleyicinin yani, de altındaki hareketler çıkar demesi de hoş değil. Şimdi yani. Ya sen bisküvili çıkarırsan o izleyici de öyle cesaret alır. Ama bunu söyler. Bir kadın söylüyor bir de Bilal Beyciğim ya. Erkek yani söylemez zaten. Yani bir kadının bir kadına yapmış olduğu bir eziyete bak. Şimdi erkek izleyici söylemez. De parasını verdim dinlemeye gittim diye kendinde bunu hak mı görüyor? Böyle hayır bir şey ya, olabilir hayır mi? Hayır ya. Yıldız böyle bir saygısızlık seyircisi olabilir nerede mi? Nerede o eski izleyiciler? Nerede o eski Yıldız sanatçılar? Yıldız Tilbe'nin bakın arkadaşlar iddialı söylüyorum. Yıldız Tilbe'nin seyircisi Yıldız Tilbe ile cilveleşiyor. Buna ön ayak olan da sebep olan da Yıldız Tilbe. O zaman niye bunu gerginlik vallahi hiç hoşuna gitmiş gibi değil. Sen gel de gel sen de ben senin eteğini burada gel çıkartırım işte, diyor yani. Yani. Sen gel. Hani sıkıysa sen gel burada gel o hareketi yap ben sarayım diyor. Aynen yani, onu diyor yani. Diyor. Ben bunu anladım siz. Der. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hiç hoşuna gitmiş gibi değil. Bir cilde görmedim ben orada. Bu sanat camiasında iki tane çılgın kadın. İkisi de birbirine çok denk görüyorum. Kim biliyor musunuz? Kim? Yıldız Tilbe, İrem Derici. İrem Derici de Yıldız Tilbe'nin yolunda gidiyor. Gider. Evet. Evet biraz öyle. Gerçekten. Tavır tarzı olarak. Evet. Ama tabii Yıldız Tilbe'nin güzellik, estetik kaygısı yok ama İrem'in var. Ya İrem'in var ayrı konu ama bak bir tavır, tarz. Bir bak şöyle bir gözünde canlandır. Çılgınlık. Konuşmalar. Söylem olarak olabilir ama Yıldız'ın hareketlerini yapamaz İrem. Çok güzelliğine ya düşkün. Ya Yıldız neymiş aslına münasır ya zaten. Ya Yıldız Tilbe kendisine sorsan güzel kadınım der. Niye öyle diyorsun? Kendine her kadın kendini ya güzel bulur. Kendine barışık olduğu için o kadar kendiyle bir takıntısı yok diyeyim kendine daha doğrusu. Uğraşısı yok. Güzellik takıntısı yok. Ama ben gerçekten artık bu sahne şovlarının gerek sanatçılar açısından gerek izleyiciler açısından nasıl bir yöne evrildiğini hayretler içerisinde izliyorum. Yani nerede o eski saygınlık, nerede o eski dinleyici, nerede o eski sanatçının dinleyiciyle olan bağı, konuşma şekli, birbirine saygıları. Ya bunların hiç, bunlar bitmiş tükenmiş Bilal Beyciğim. Evet o, haklısın genel olarak ama bütün bunlar bir yana bu Yıldız Tilbe sahnesi bir yana. Yıldız Tilbe sahnesi Yıldız Tilbe ile ilgili bu bütün bu seyircinin bu söyledikleri. Yıldız Tilbe sahnesi de tekrar söyleyeyim atılırsa şaşırırım. O telefon şişe atma olayı. Dün bir video gördüm. Karadeniz'de bir sanatçıya şişe atıyorlar. Evet. Şişe atıyorlar. Allah. Evet, evet. Bir sanatçıya şişe atıyorlar. Orada yöresel Ekin'e, bir sanatçı. Evet. Ekin değil mi? Ekin Uzunlar. Ekin Uzunlar. Evet, şişe atıyorlar. Şaşırdım niye, kaldım. Şok oldum. Sonra o videoyu kaybettim. Sosyal medyada dolaşırken çok da yoğundum. Çocuğun dışarı çıkmam gerekirdi. Çocuğun kafasına şarkı söylerken şişe fırlatıyorlar dışarı ya. Dışarı çıkmam gerekirdi. İlgilenemedim. Vallahi yani, bunlar iyi günlerimiz gibi geliyor. Ya bu normal sahneyle alakası yok. Normalde biz seninle konuşurken de kafana biri bir şey fırlatsa sinirlenmez misin? Ne oldu? Bu bir hakaret değil mi? Bu bir saldırı. Evet. Bu bir saldırı. Bir cisimle kafaya vurmak saldırmak demektir yani. Bunu da ancak sevmediğin, hoşlanmadığın bir birine yapabilirsin değil mi duygusal tabii olarak? Ki, şimdi seviyorum deyip mısınız? Konsere gidip bunu yapmak saçma. Ben nasıl bir zihniyet nasıl anlamadım? Bir hayranlıktır bu? Hadi Yıldız Tilbe'nin bir tweetiyle bitirelim bu şeyi konuyu. Allah düşmanımızı aç koymasın, hasta etmesin, doyursun, iyileştirsin, kahretsin. Ne? Kahretsin. Kahretsin, kahretsin mi? Evet hasta etmesin, doyursun, iyileştirsin, kahretsin. Tweet'e bakar mısın? Ya Allah düşmanımızı aç koymasın. Nasıl? Vallahi ben bazen şu Yıldız Tilbe'nin kafasında olmayı çok istiyorum.
Yani o çok severken severken dövüyor, döverken seviyor. Yani tweetleri için böyle çok uzun uzun düşünmen lazım ne demek istediği konusunda. Benim beynim yandı. Allah düşmanımızı aç koymasın, hasta etmesin, doyursun, iyileştirsin, kahretsin. Ay gerçekten sesli güldüm. Yıldız. Yıldız Tilbe. Allah.